ben Şef Fehmi Samancı. Sizlere bugün odun ateşinde el açması su böreği yapacağım. İç malzemesini biraz farklı yapacağım geleneksel su böreği içinden. Genelde kıymalı veya peynirli yapılıyor biliyorsunuz. Ben bugün mantarlı bir iç dolgusu yapacağım. Bunun içinde 3 farklı mantar kullandım. Onları önceden doğradım, hazırladım. İstiridye mantarımız var, kestane mantarımız var, bir de kültür mantarımız var. Onun yanı sıra içine soğan, sarımsak koyacağız. Bir de kırmızı biberimiz var. Yine onları da küp küp doğradım hepsini. Önceden hazırladım. Hamurumuz içinde un, yumurta ve suyumuz var. Önce hamurumuzu açacağız. Sonra kaynar suda kaynatacağız. Soğutacağız. Ondan sonra dizip fırında pişireceğiz. Bir de tereyağımız var erimiş. O da yine su böreğinin vazgeçilmez malzemelerinden bir tanesi. İçten hemen başlayalım. Döküm tavamızı yine fırınımızın ağzında ısıttım. Güzel bir ısıya ulaştı. Önce biraz tereyağı koyacağım tavaya. Hemen soğanları ekliyorum tereyağı yanmadan. Kapya biberlerimizi de ekliyoruz. Evet, soğan, biberimizi kavurduk. Hemen mantarları da ekliyoruz şimdi. Birazcık karıştırıyoruz. Yüksek ısı mantar kavururken çok önemli arkadaşlar. Taze kekik ekleyeceğim. Onları dal dal ekleyebiliriz. Biraz pul biber. Karabiber. Tuzu en son ekleyeceğim. Artık mantarı fırından çıkartıyorum. Böreğin içine koyacağız ve orada pişmeye devam edecek. Şimdi çok az da tuz ekliyorum. Soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuzu yapmaya başlayabiliriz. Bunun için unumuzu alıyoruz. Un ve tuzumuzu karıştırdım ve eledim önceden. Bu da önemli. Bunu yapmayı unutmayalım. Tezgahımıza güzelce döküyoruz. Ortasına bir havuz açıyoruz. Yumurtalarımızı ortaya kırıyoruz. 100 gram un için bir tane yumurta olarak hesaplayabilirsiniz. Onun dışında bir de ılık su koyacağız. Suyu da en baştan koymuyorum. Peyderpey koyacağım. Öncelikle yumurtalarımızı karıştırarak başlıyorum. Sonra yavaş yavaş parmağımın ucuyla unu içine almaya başlıyorum yumurtayı. Evet, zaten sertleşmeye başladı bakın un girdikçe. Suyu da daha sertleştiği zaman ekleyeceğim. Şimdi artık biraz su ekliyorum. Suyun ılık olacak, onu unutmayalım. Yani oda sıcaklığında en kötü, daha soğuk olmamalı. Biraz daha su ekleyeyim. Şimdi artık da hepsini yoğurmaya başlayabilirim. Evet, bu aşamada şimdi bir hamur kazıyıcı alıyorum. Böylelikle tezgaha yapışan unları da çıkarmış oluyoruz. Evet, artık iyice toparlanmaya başladı. Şimdi biraz daha su ekleyeceğim. Her zaman ekstra un bulunduralım. Evet, sonra avcumuzun içiyle güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Şöyle avcumuzun şu kısmıyla bastırarak hamurumuzu düzgün hale getirmeye çalışıyoruz. Genelde bizde bu tarz hamur işlerinde hamur yumuşak tutuluyor. Daha sonra açarken bol un koyarak o sertlik sağlanıyor. Çünkü en baştan sert yaparsak sonuçta böyle büyük bir hamur açacağız. Çok çabuk kuruyor ve kırılmaya sebep oluyor. O yüzden hamuru biraz yumuşak tutuyoruz ve açarken unla kıvamını ayarlıyoruz. Evet, artık toparlandı. Yaklaşık 20 dakika dinlenmeye bırakacağız hamurumuzu. Dinlendikten sonra açma işlemine geçeceğiz. Evet, hamurumuzu güzelce düzelttik, hafif unladık. Bu şekilde üstüne de bir havlu kağıt veya bir tülbent bez gibi bir şey kapatıp bu şekilde oda sıcaklığında yaklaşık 15-20 dakika dinlendireceğiz. Sonra açmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi açmaya başlayacağız. Bu arada
su böreğini haşlayacağımız suyu da koydum, kaynamaya aldım ki hazır olsun. İşimiz bitince hamurlarımızı haşlayabilirim. Yine hamur kesiciyi alıyorum ve bezeler kesiyorum. Burada çok büyük bırakırsak bezeleri, açınca çok büyük bir hamur elde etmiş oluruz. Burada tabii ne kadar büyüklükte bir börek yapacağınız önemli. Ben şöyle bir fırın kabında pişireceğim için böreği. Çok büyük hamurlar açmayacağım. Bir tanesini kapak yapacağım. O biraz daha büyük olacak. Diğerlerini de zaten makarna makinesini açmayı da göstereceğim size. Önce elle açmaya geçelim. Şöyle kullanmadığımız hamurun altına da yine biraz un serpiyoruz. Çalışacağımız tezgaha da unumuzu serpiyoruz. Ve kullanmadığımız hamurların üstünü de yine havlu kağıtlı ya da bir bezle kapatalım ki hamur hemen kurumaya başlar çünkü direkt havaya temas ettiği zaman. En azından üstüne bir kalkan oluşturuyoruz. Aldık hamurumuzu. Önce şöyle elimizle güzel bir beze haline getireceğiz bunu yine. Evet, şöyle elimizle hafif bastıralım. Un eklemeyi unutmayalım hem yapışmaması için. En başında da söylemiştim. Hatta şöyle merdaneyi de biraz unluyorum. Yavaş yavaş çevirerek açmaya başlıyorum. Unla biraz sertleştireceğiz. Tabii çok yumuşak olmasını da istemiyoruz. Neden? Çünkü haşlayacağız. Haşladığımız zaman dağılmasını veya yırtılmasını istemiyoruz. Bu büyük olanı kapak dediğimiz şekilde kullanacağız. Yani tepsinin en altına güzelce koyacağız ve üstüne katlar çıkacağız. Şimdi oklavaya geçiyorum artık. Biraz un koyalım. Şu şekilde. Evet, her katta biraz daha büyüyor. Tabii ki zahmetli bir iş börek açmak. Ama bu teknikleri de öğrenip bir şekilde kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, şu anda istediğim inceliğe geldi. Dediğim gibi çok ince, baklava hamuru gibi incecik açmadık. Çünkü şimdi kaynar suyu açacağız. Oradan hamurumuz tuzun lezzetini de sudan alacak çünkü. Hamuru suya atmadan önce bir süre bekletebiliriz. Üstünü kapatıp yine hafif kurumasını da sağlayabiliriz. O arada diğer hamurlarımızı da açmaya devam edebiliriz. Standart bir makarna makinemiz var burada. Aslında bunun hem açması hem kesmesi var. Bugün biz sadece açma işlemi için kullanacağız. En kalın kısmını alıyoruz her zaman. Yine elimizde beze haline getiriyoruz hamurumuzu. Güzelce. Yine unluyoruz. Makinamızı da unluyoruz. Hamurumuzu da unluyoruz. Ve elimizde hafiften makarna makinesine girecek kadar, hatta bir merdane ile de biraz inceltip sonra makineden devam edebiliriz. En kalından başlayıp yavaş yavaş ayarını incelterek hamurumuzu da incelteceğiz. Yoksa hamur yırtılır direkt inceden başlarsak. O yüzden en kalından başlıyorum. İki kere geçiriyorum hatta. Sonradan numarayı azalttım. Yani daha ince kısmı aldım merdaneyi. Tekrar incelttim. Arada unlamayı unutmayalım. Başında dememiştim, hamurumuz yumuşak çünkü. Evet arkadaşlar, hamurlarımızı açtık. İçimiz hazır. Biraz daha taze kekik ekledim ona. Fırına koyacağımız tepsimiz hazır. Onu hemen bir yağlıyorum. Güzelce yağlayalım. Sonra fırçayla yayalım. Her kenarlarında hem lezzetimiz olacak hem de yapışmasını engelleyeceğiz. Şimdi ilk önce yaptığımız hamurumuzu alıyoruz. Sertleşti, kurudu. Artık suya atabiliriz. Suya tuz atmayı unutmuyoruz. Kaynayan suya yavaşça bırakıyoruz. Bir tane süzgeç kullanacağım sudan çıkartırken. Burada dikkat edelim, hamuru yırtmadan. Çok da aşırı fokurdamasın su, ama kaynar olsun yani. Bakın bu şekilde şu anda çok ideal kıvamında. Zaten öyle çok tam pişirmeyeceğiz, böyle hafif sert kalacak.
Ve hamurları bir anda hepsini atmıyorum gördüğünüz gibi. Çok zor kontrol etmesi çünkü böyle birer birer. Şimdi artık bunun zamanı geldi. Gördüğünüz gibi kısa bir süre zaten. Hemen süzgecimize alıyoruz yırtmadan. Suyu süzdürmeyi unutmayalım. Ve soğuk suyu alıyoruz. Bu da çok önemli. Hamurumuzun pişmesini durduruyoruz böylelikle. Ve daha sonra tekrar süzgece alıp, hatta şöyle süzgecin tersine şöyle iyice süzdürüyoruz suları. Özellikle dediğim gibi bu kapak hamuru dediğimiz en tabana gelecek hamur bir tık biraz daha kalın diğer hamurlara göre. Tepsimize yerleştiriyorum. Şöyle kenarları sarkabilir, yerleştirelim. Yuvarlak bir tepsiye de tabii ki yapabilirsiniz. Bu şekilde artık hem tabanımız olacak, daha sonra da ters çevireceğim için o zaman da kapağımız olmuş olacak. Şurada ben yine şu hamurlardan bir tanesini atıyorum kaynar suya. Güzelce yağlandığına emin oluyoruz. Ve ilk katımızı koyuyoruz. Koyarken şuna dikkat edeceğiz. Dümdüz koymayın. Bakın bu kıvrım kıvrım yaparak koyun hamuru. Normal hazır yufkayı da bu şekilde yapalım. Böylelikle bu üst üste koyduğumuzda dümdüz yine yapışacaktır. Ama böyle koyduğumuzda yapışmayacağı için ısı aralara daha güzel geçecek. Ve daha lezzetli ve çıtır olacak şöyle yine. Gördüğünüz gibi bakın burkarak kıvrım kıvrım koydum. Tereyağımızı ekliyoruz unutmadan. Hamuru yırtıp böyle aradaki boşlukları da doldurabilirsiniz. Artık iç malzemesini koyma zamanı. Güzel yine eğer hafif su bile varsa onu almadan düzgün bir şekilde yayalım mantarı. Her tarafını eşit bir şekilde kenarlarına çok koymamaya çalışın. Yine demin dediğim gibi hafif böyle kıvrımlı bir şekilde dümdüz koymayalım. Şöyle kıvırarak koyalım. Evet, tereyağı unutmuyoruz. Her kata hamurların üstüne. Kenarlarını da kapatalım. Evet arkadaşlar, artık son olarak üstüne de bol bol tereyağı koymamız gerekiyor. Hem lezzeti için hem çıtırlık için. Hazır yufka böreklerinde biliyorsunuz yumurta, yoğurt karışımı, yağ yine sürüyoruz. Ama su böreğinde gerek yok çünkü zaten hamurumuz da güzel yumurtalı bir hamur ve haşladık hamurumuzu. Bunu da odun fırında pişireceğiz. O güzel yiğit tadını da alacak, odunun tadını da alacak. Kullanırken biraz daha düşük ısıda kullanacağım. 250-300 derece arası. Fırına giren bilen bir kap tabii olduğunu unutmuyoruz. Çok harlı bir ateşimiz yok fırında. En uca doğru ittiriyorum artık bunu. Bu şekilde pişmeye bırakacağız. Biraz sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, böreğimiz pişti yaklaşık 20 dakika. Derecemiz 200 derece civarına kadar düştü. Hemen bakıyoruz şurada bir. Oo, nar gibi kızarmış gördüğünüz gibi. Çıtır çıtır şu anda. İçi de pişti. Onu da kontrol ettik. Güzelce yağladığımız için bakın çok kolay tabanını kaldırıp altını görebiliyoruz. Altının rengi çok ideal zaten. Şimdi bunu ben bir ters çevireceğim tahtanın üstünde ve orada hatırlarsanız büyük bir kapak yapmıştık. Altı daha düz, o yüzden keserken daha rahatlık sağlayacak. Gördüğünüz gibi renk muhteşem çıktı altından. Evet, şimdi artık kesebilirim. Sesi de sanırım size kadar geliyor. İsterseniz içini de göstereyim. Bakın katmanlarının nasıl piştiğini görmeniz açısından. Dışı çıtır çıtır. İçi de çok fazla koymaya gerek yok dediğim gibi. Bakın bu şekilde ince bir tabaka gayet güzel.
Şimdi hemen servis edebiliriz artık. Evet, şu büyük porsiyonumuzu güzelce tabağımıza koyuyoruz. Şimdiden sizlere de afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.